böyle Zico'yla, Pele'yle falan mukayese edilme durumlarına gidiyor değişince. Zaten Dünya Kupalarında falan gördük ne olduğunu. Şimdi izleyip de bu muymuş kaleci demek saçma. Geçen biri yazmış, total futbolun presi o mu? Çok garip görünüyor. İyi de yok o zaman. Yani senin babanın telefon kullanmasıyla seninki bir değil. Sen geliştin artık. Yeni bölüme hoş geldiniz. Alp Dostu ile birlikteyiz yine. Selamlar Alp Dostu. Babayım, selamlar. Derginin son virajında yorgunsun. Bu vazifemizin de başındayız ama. Batuhan Kılıç sormuş. Senior Tresor hakkında ne düşünüyor? En iyi 3 libero seçse Tresor'u seçer mi? Yok canım, ne yapıyorsun? Yani ya Marius Tresor iyi oyuncudur da yani Baresi, Şireya, Beckenbauer, Passarella, yani bence Agun Taylor bile Tresor'dan daha iyi liberodur. Daha Matias Sammer'den bahsetmedik yani. Bu çok var, o kadar da değil de. İyi oyuncudur. Bence bir şanssızlığı var Marius Tresor'un. Çok geçiş dönemi oyuncusudur. Yani 70'lerde aslında onun kariyeri iyidir. Ama o zaman Fransa milli takımı çok iyi değil. 80'lerde toparlanmaya başladığında, 82'de Fransa'yla gittiğinde ya 33 ya 34 yaşlarında falan olması lazım. Ondan sonra da o 84-86'yı görememiş tabii ki. Sıkıntısı odur. Yoksa fena oyuncu değil. Daha çok libero'dan ziyade stoper özellikleri var zaten. Böyle iri yarı. Aslında bugün oynasa belki de o işte Afrika kökenli ön liberolardan biri olabilirdi. Yani iyi oyuncudur da o kadar da değil. Yani o diğer ilk üçe girecek Baresi, Beckenbauer'i falan zorlayacak adam. Baba Mete Ülgen sormuş. Senior, Kaka'nın düşüşünü neye bağlıyorsun? Real Madrid dönemi öncesinde Ballon d'Or bile kazanmış olan Kaka'nın kariyerinde kötü gidişin sebebi Senior'a göre nedir? Yanlış seçim. Kaka iyi oyuncu, güzel oyuncuydu da PR'ı da güzeldi. Brezilya işte yeni Ronaldo'dan sonraki ürünlerini çıkarmak için her çıkanı parlatıyorlardı. O ara Ramirez'i falan da bir uçurmaya çalışmışlardı. İyi oyuncuydu elbette ama öyle bir Milan'a geldi ki zaten Avrupa şampiyonu takımdı. Seedorf, Gattuso, Pirlo'nun olduğu orta sahaya geldi. Biraz Pogba olayı gibi. Yani Vidal, Marquisio, Pirlo ile oynadı. Sonra gidince Pogba ikili de şöyle sıkıntılar yaşıyor falan. Çünkü arkası rahattı öbüründe. Yani yeteneklerini gösteriyordu. Kaka öyle bir takıma geldi. Yani önünde Shevchenko kaçıyor. Sağdan işte Cafu bindiriyor. Soldan Maldini geliyor. Jankulovski geliyor. Arkasında Nesta, Stam falan filan. Ve Pirlo gibi bir besleyici adamla, Seedorf gibi muhteşem bir oyuncuyla beraberdi. Hatta Ballon d'Or aldığında da daha önce de demişimdir belki, Gianni Rivera bu ödülü ikisi bölüşmeli demişti Pirlo için. Ama o zaman özellikle Türkiye'de hani Pirlo da şarap işine girip sakal bırakmadığı için Kaka da Kaka, ulan ne oyuncu muhabbetleri yapıldı. Ben o zaman da hiç bayılmazdım Kaka'ya. Yani hani böyle Zico'yla, Pele'yle falan mukayese edilme durumlarına gidiyor değişince. Zaten Dünya Kupalarında falan gördük ne olduğunu. Gidince Real Madrid hem sakatlandı hem de zaten Milan'daki etkisini bence sakatlanmasa da gösteremezdi. Bazı özellikleri vardı. Çok hızlıydı topla ve bir ezber vuruşu vardı onun çaprazdan, hatırlıyor musun? İç üst vururdu böyle. Tamam, iyi güzeldi de ya, acayip hazırlıyordu o takım ona. Real Madrid'de de bu olmadı. Brezilya milli takımında da bu olmadı. Yani orada da sakat sakat oynamadı. Kupalar var. 2006'da sakat değildi. Gördük yani. Durum bu. Anladım babacığım. Ben hiçbir zaman abartmadım. Yani o takımın ilk 11'inde 11. oyuncudur herhalde sevdiğim. Pardon, Dida var. Dida, evet. Dida 11. 10 kaka olsun. Baba, şimdi Yemek Sepeti'nin bir sorusu var. Künefe mi, kazan dibi mi diye sormuşlar. Şimdi künefe'nin Türkiye'deki temsilcisi Atahan Altınordu. Aynen. En iyi künefeyi seçtiğini söyler ama hiç görmedik. Künefe diyeyim yani. Yani İyisi hakikaten iyidir. Kazan dibi de çok sevdiğim bir tatlıdır ama künefenin iyisinin önüne hiçbir şey geçemez. Baba aklında bulunsun, eğer bir gün canın çekerse falan 3457 restorandan söyleyebilirsin künefeyi. Aklında bulunsun yani. Hepsine bakacağım. Aynen. Tek. Kutay Akbaş sormuş. Senior, Hernan Crespo hakkında ne düşünürsün? İyi şeyler düşünürüm. Geçen de ofisimizde tanımayan arkadaşlar oldu. Yaşlılığını üzüldüm, hatırlıyorsun. Onlardan biri de bendim. Sen de mi tanıdın? Tabii onlardan biri bendim, yaşlılığını tanımayanlar. Aynı lan. Aynı at surat duruyor. Baba olmadı be, ne yapalım? Üzdünüz.
severim Crespo'yu. Crespo'yu bir de takdir ederim. Bence gelişen bir oyuncuydu. Parma'da tamam çok gol atıyordu da biraz dağınık bir santrfordu. Sonra işte Lazio, Milan, daha doğrusu Lazio, Chelsea, Milan. O dönemlerde böyle gol vuruşunu acayip yapan bir adama dönüşmeye başlamıştı yavaş yavaş. Inter'i unutmayalım. Arada Inter var, özür dilerim. Fieri ile ikisinin bence ortaklığı muhteşemdi. Hatta bir Valencia maçı vardı sanırım deplasmanda. Kafayla asistler falan, havada uçan adamlar görmüştüm. O yönünü severim. Hatta ben onun Mourinho'nun kötülük yaptığını düşünüyorum Crespo'ya. Çünkü Milan'da kiralıkken müthiş bir sezon geçirmişti. Şevçenko ile harika ikili olmuşlar. Düşün, arkada da Kaka var yani. Ama Mourinho onu geri aldı sonra Chelsea. İzin vermedi Milan'a gitmesini. O onun için kötü olmuştu. İngiltere kariyerini ben de çok doğru bulmuyorum ki bence yani İngiltere oyuncusu değildi bunlar zaten. Şevçenko da öyle. Ama kalanı severim. Benim bir Crespo şeyim vardır. Crespo anım şudur. Fatih Terim'in Fiorentina'nın başında olduğu sene Türkiye'de Sine 5 yayınlıyordu Serie A'yı. Şimdi Metin Özgen de Sine 5'e tepkili bir adamdı her zaman. Şu an Dijitürk'e de tepkilidir. Hepsine tepkilidir o. Haklı olarak. Ben de hak veriyorum kendisine. Gurur duyuyorum bu kararı. Ama yani İtalya Ligi de izlemem gerekiyor benim bir türlü. Onun için çay bahçeleri, kahvehaneler falan takılırdım. Fatih Terim olduğu için de İtalya Ligi açılırdı ki Türkiye'de pek sıcak bakılmaz. Bunların bir Fiorentina-Lazio maçı vardı. Bu mahvetmişti Fiorentina'yı. Dün herkes Fiorentinalı şeyde kahvede. O garip bir şey yani Türkiye'de. Daha önce ismini duymamış adam Fatih Terim var diye. Ben orada o Lazio'yu da çok severdim. Benim amacım Lazio izlemek. Başlarında Dinozof olabilir, yanılıyor olabilirim. Ama en önemlisi Nesta vardı takımda zaten. Nesta ve Veron varsa gerisi teferruat. Onlar için gitmiştim ve çok mutlu olmuştum. Ama Crespo da müthiş oynamıştı o maçta. Ya 2 ya 3 gol atmıştı. 4-1 bitmişti maçta. Tam kaç gol attığını hatırlamıyorum. Yani Crespo dendi mi o çay bahçesi gelir aklıma aynen. Fiorentina Lazio maçı. Hatta Artemi Franchi'deydi galiba. Şenol Karaburuk sormuş baba. Senior, Premier Lig tarihinde Agüero'yu nereye koyarsın? Henry ve Shearer'ın ardından 3. sıraya koyar mısın? Demiş. Koyulabilir. Ama ben Agüero'yu biraz şanslı bir oyuncu olarak görüyorum. Hem yani bence Thierry Henry bile onun kadar takımın genelinin çok iyi olduğu bir takımda oynamadı. Tamam, o Arsenal'in hücum hattı güzel de bence orta sahasında, defansında zaten oralarda da o çapta adamlar olsa bir tane Avrupa Kupası alırlardı. Şimdi tarihin en iyisi diyen gençler görüp üzülüyorum ama Thierry Henry de öyle bir takımda oynamadı. Shearer zaten öyle bir takımda oynamadı. Agüero'nun bence bir şansı daha var. Şimdi Messi Dünya Kupası'nı kazanamayınca sallayan sallayana işte alamıyor şöyle böyle nerede var getir Levante getir filan gibi saygısızlık yapanlar var. Agüero kaç Dünya Kupası'na gitti ne yaptı? Yani tamam atıyordur orada Bolivya'ya filan da baksan vardır bayağı gol milli takımda da ne yaptı abi kupalarda? Neyini gördün? Ne özelliğini? Ya Premier Lig'de ağzını açık bırakan hangi hareketi yaptı bir kupada? Bence Messi biraz paratoner oluyor onun kariyerinde. Yoksa Arjantin tarafı bence çok eleştirilmeli. Ama İngiltere Ligi'ne baktığında haklı yani. O uçup gidiyor orada. İnanılmaz. Yani geçen Liverpool'a attığı gol mesela kolay gol değil baktığında. Bir şey var adamda tabii ki ama dediğim gibi Arjantin tarafı sorgulanmalı ama çok sorgulanmıyor. Emin Caner Işkın demiş ki baba. Baba Bayern Münih kendi ülkesindeki en iyileri toplaması hakkında ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Hoş, hoş değil bu. Ya burada kulübü de suçlamak saçma. Ayrıca benim geçen sene sanırım Box to Box'ta söylemiş olabilirim. Bu Bayern, yani şimdi Real Madrid'e baktığında bu bir kültür. Di Stefano Kopalardan başlayan transfer, Galacticos yaratma çabası hep var. Bir tek Akbaba Beşiktaş döneminde adamları yetiştirmiş. O da olmamış yani. UEFA Kupası alıp Milan'dan 5 yemişler sonra. İşte o en büyük başarıları Milan'dan 5 yemek o takım. Ondan sonra Bayern Münih'in böyle bir kültürü yok aslında. Bayern Münih 70'li yıllarda ortaya çıkıp Avrupa'da iş yaparken Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, sağ bekleri Hansen var bir tek. O Danimarkalı zaten. Hönes, Gerd Müller hep şey oyuncular. Söyle şunun adına. Rummenigge geliyor sonra. Alttan gelen oyuncular. Yani Zobel gibi orta sahalarında bir Zobel var. Daha sonra avukat oluyor sanırım. Yanılmıyorsam.
Onları transfer ediyorlar da vasat oyuncu. Yani Torstensson vardır, İsveçli kanat oyuncusu. Bunlar bir İsveç takımıyla oynuyor. Herif iyi oynayınca alıyorlar. Yani İsveç milli takım oyuncusu da öyle amşan bir adam değil. Öyle bir alışkanlığı yok aslında. Daha sonra ben onun miladını Matheus transferi olarak görüyorum. Mönchengladbach'tan aldıkları. Açık ara Almanya'nın en iyi genç oyuncusuyken alıyorlar. Ve onunla başlayan bir en iyi alma furyası başlıyor. Ama burada Bayern Münih'i sempatik bulmayabiliriz. Ama bence diğer takımların da şeyi var, sıkıntısı var. Yani Mönchengladbach kendini devam ettiremiyor. O aralarda çıkan Eintracht Frankfurt kendini devam ettiremiyor. Hamburg kendini devam ettiremiyor. 90'larda Dortmund istikrar sağlayamıyor. Yani başarıyı yakalayan takımlar devamlı istikrarsız bir performans sergiliyor. Böyle olunca da bir istikrarlı olarak Bayern Münih kalıyor. Öyle bu durumda da işte en güçlüleri alma, oyuncuların aklını çelebilme şeyleri var. Söz sahibi Alman futbolunda yani Rummenigge'sinden Hönes'ine tut da Beckenbauer'e kadar onların da etkisi vardır. Ama bir şey de diyemiyoruz. Yani şimdi Goretzka Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Bayern Münih'e gitti. Abi Schalke'de kalsan orada da oynayacaksın. Yani başka bir şey de ben şampiyon olmak istiyorum. Ben güç manyağıyım filan de var yani. Sonuç heriflerle dolandırıp almıyorlar yani. Parası ya aynen abi. Yani. Bayern Münih'e kızacak bir şey yok orada. Orada Alman, yani çok övdüğümüz o Alman futbolunun aslında sorgulanması gerek. Hani 2 sene önce Leipzig'e dünya tarihinin en acayip takımlarından muamelesi yapanlar vardı ya onlara yani. Dortmund mesela tamam iyi güzel hoş takım da dün gördük halini Tottenham maçında. Geçen sene Atalanta bence 50 kez hak etti Dortmund'a elemeyi. Ki Atalanta yani tamam iyi güzel takım da Atalanta. Ama öyle bir Dortmund anlatılıyor ki baksan uçuyor adamlar. Evet. Yani orada Alman futbolu sorgulanmalı Bayern Münih'ten ziyade. O zaman Aycan Demir'le devam edelim baba. Gian Piero Gasperini hakkında ne düşünüyorsun? İtalya milli takım ve büyük İtalyan kulüplerinde başarılı olabilir mi? Çok severim Gasperini. Atalanta'sında bayılarak, ayılarak izliyoruz. Çok yani acayip patlamalı maçlar oynuyorlar. En son Roma maçı öyle mesela. Yani 3-1 geriye düşüyorsun. 20 dakikada mı ne oldu o skorda? Sonra acayip bir futbol oynadılar. Hatta öne geçebilirlerdi. Zapata penaltıyı şeye göndermesi şehir merkezine. Ama şimdi milli takım çalıştırmak farklı bir şey. Yani şimdi Ventura Rossi olayından, De Rossi olayından ele alalım. Ventura De Rossi'yi oyuna sokmak istiyor ki bence mantıklı bir hamle. Yani kimi değiştireceğini bilmiyoruz gerçi öyle demeyelim. Atıyorum Kellini çıkarıp onu soksaydı işte ikili oynayıp sonra skoru 1-0 yapınca tekrar 3'lüye dönme gibi bir şey olabilirdi. Bence mantıklı bir hamle. Artı orta sahadan şut atan oyuncusu yoktu sahada. De Rossi bunun yapabilen, kornerlerde kafa vuran, hareketli toplarda ceza sahasında koşu yapabilen bir oyuncuydu. Bence doğru bir hamleydi. Ama De Rossi forvet aldı. Insigne'yi alması için tartıştı işte teknik ekipler İsveç maçında. Şimdi kenarda Trapattoni olsa hadi tartış bakalım De Rossi. Ya da Lippi olsa. Yani milli takım antrenörü biraz bu demek. Yani Gian Piero Gasperini iyi hoca, güzel hoca ama daha Inter'de tahammül edemedi şeye, o büyük takım baskısına. Bence daha iyi bir yetiştirici hoca. Elindeki genç malzemeye, elindeki yetersiz malzemeye şekil veren bir adam. Milli takım antrenörü olmak farklı bir şey bence. Ben söylüyorum İtalya milli takımın, ben İtalya Federasyonu yerinde olsam Ancelotti'ye artık kaç şişe şarap istiyorsa gönderirim. Sever şarapı. Onu başa getiririm. Yani öyle biri olmalıyım milli takım başına. Bütün dünya için bu geçerli. Sadece İtalya değil. Ventura da yoksa Torino'da yaptığı iş hiç az değildi. Yani neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne sokacaktı takımı. Ama milli takım farklı bir olay. Berke Dağlı sormuş baba. Signor'a göre Gordon Banks nasıl bir kaleciydi? Saygıyla anarım. Analım biz de. Analım baba. Buradan bir saygı duyuyoruz. Aynen. Üzdü. Gerçi 81 yaşına kadar da. Güzel de yaşamış. Büyük zaferler kazanmış. Gordon Banks. Ben daha çok milli takım maçlarını izledim. 2 tane kulüp maçı izledim. FA Cup finali. Biliyorum ben FA Cup'ları severim. Tarihinde de ara ara ofiste görüyorsundur beni izlerken. Kıymet verdiğin tek kupa. Şey kupası yani lig dışındaki kupası. Domestik kupa dedikleri tek kıymet. Yani ben İtalya kupası, kral kupası, Türkiye kupası kupa galipleri kapandığından beri kapanması lazım. Ama FA Cup dünya kupasından sonra bence en prestijli turnuvadır. Prestij diyorum şimdi Şampiyonlar Ligi daha çekişmeli falan diye girmesinler. Şimdi FA Cup Leicester, Tottenham, Leicester
United maçlarında izledim. O maçlarda pek iç açıcı değil ama milli takım performansında çok iyi oynadığı maçlar var. Bir kere dönemine göre refleksleri harika bir kaleci. Hakikaten çok iyi. Yani Pele'nin kurtarışı gibi akıl almaz çok kurtarışı var. O yönden önemli bir adam. Şimdi Gordon Banks YouTube'a yazıp da bu mu refleks filan demesinler. 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Şimdi Lev Yashin'i bu kadar kıymetli kılan şeyler bahsedilen çizgi kaleciliğini başka bir boyuta taşımasıdır aslında. Yoksa Lev Yashin de Dünya Kupası'nda Kolombiya'dan kornerden gol yiyor. Şimdi biri yese asarlar. Ama bir şey katmış kaleciliğe. Gordon Banks refleksleriyle bir şey katmış. Dinozof aynı şekilde ve istikrar koymuş Dinozof da buna. 40 yaşına kadar üst seviyede oynamış. Juventus'ta arda arda 330 maçı var. Gordon Banks de işte. Mesela o da belki o kadar oynayacaktı. Onun bir körlük durumu var. Bir kazada. Sağ göz, sol gözü sanırım biraz zaten gariptir. %50 görme şeyi gidiyor. Ondan sonra bırakıyor futbol. Daha doğrusu İngiltere, Amerika'ya falan gidiyor sonra ama orada bitiyor büyük kariyeri. Bu adamlar bundan dolayı o seviyeye gelmişler ya da orada gösteriliyorlar. Yoksa ben de mesela adadan yetişen Pat Jennings'i Gordon Banks'in önüne koyarım izlediğim kadarıyla. Ama Gordon Banks bunu Pat Jennings'ten, Pat Jennings de biraz onun şeyine yetişiyor da daha önce yapmıştı. Daha büyük başarılar sağlamış. Bir diğer ilginç şeyi de ben refleks kaleciliği olarak çok beğenirim. Bence bir diğer ilginç özelliği de çok büyük takımda hiç oynamaması adamın. Leicester, Stoke City var. Yani birkaç tane daha var da onları hatırlayamıyorum. Hiç büyük takıma gitmemiş. O ilginç. Hatta Avrupa'ya gitmeyi istemedim mi gibi bir soru vardı. Bir röportajını okumuştum ben zamanında çok önceden. Onunla ilgili bir yazı yazarken sanırım. Orada şey diyordu. Ya o zaman sadece forvetleri alıyorlardı. Kaleci kimse almıyordu. Olsaydı belki giderdim gibi. Hatta röportajın sonlarına doğru da Joe Hart'ı beğendiğini söyleyip üzmüştü beni. Yani Joe Hart aynen. Olmadı baba. Öyle ya, kıymetli bir adamdır. Kıymetinin sebebi de budur. Yani şimdi izleyip de bu muymuş kaleci demek saçma. Geçen biri yazmış, total futbolun presi o mu? Çok garip görünüyor. İyi de yok o zaman. Yani senin babanın telefon kullanmasıyla seninki bir değil. Sen geliştin artık. Bu da öyle bir şey yani. Bunlar öncü adamlar. O yüzden tepedeler. Allah rahmet eylesin. Hakikaten büyük bir simgeydi. Gürkan Demirtaş sormuş baba. Signor, Barzagli, Bonucci, Chiellini üçlüsü hakkında ne düşünüyorsun? Tarihsel olarak karşılaştırma yapacak olursak bu üçlüyle karşılaştırabilecek bir üçlü var mıdır? Ya ben açıkçası bunların çok yetenek stoperi olduğunu düşünmüyorum. Aralarında en iyi Barza bence. Bonucci'yi gördük Milan'da ne hale gelip kaçtığını. Uyum stoperi bunlar. Üçü yıllardır oynadı. Kaç 10 yıl oldu herhalde artık bir ara oynayalı. Arkada Buffon var. Buffon var. Onun için çok muhteşem bir uyum üçlüsü. Takdir ediyoruz. Ama ben bireysel yetenek olarak, ya bir de bu kadar üçlü oynayan takım, nasıl diyeyim, eskiden de savunması bu kadar ön planda olan bir üçlü takımı yok yani. Şeyde işte Koller, Buchwald, Aguntaylar, Alman milli takım bunlardan iyi işte bence yani. Ya da İtalya'da işte Ravafone ikilisi vardır. Onlar ikili, eskiden Metot oynanıyor, o ikili varmış. Hep o ikili vardır. Ve sonra Caligaris, Rosetta kombi. İşte Trio de Ragioneri denir onlara. Juventus'ta ve milli takımda oynuyorlar. O zaman da öyle anılıyormuş. Daha sonra işte Guarnieri, Burgnic, Fakette, Pitchi. Yani o dörtlü Catenaccio'yu kullandığında onlar öyle kalıp olmuş, anılmış. Baresi, Costa Curta, Tassotti, Maldini anılmış. Cabrini, Brio, Gentile, Schirea anılmış. Zoff. Yani o sistem dahilinde o defans hatları meşhur olmuş. Çok var İtalya'da yani. Hatta Juventus bu neredeyse ekolü. Onun için çok da acayip şişirecek bir durum yok ortada. Başarılar mı? Tabii ki çok başarılar ama ben bireysel olarak yani Nesta, Cannavaro'dan sonra orayı taşıyacak adamlar olarak hiç görmedim. Hala da görmüyorum. Anladım baba. Soruları bitirdim fakat elinde bir kitap görüyorum. Evet Alp Tocuğum. Galatasaray ve Futbol. Çok acayip severek okuduğum bir kitaptı. Çok yıllar evvel okumuştum. Ruşen Eşref Ünaydın. Milletvekilliği, işte Cumhurbaşkanlığı sekreterliği yapmış. Galatasaray Lisesi mezunu. Rahmetli Ruşen Eşref Ünaydın. Galatasaray'ın da kurucularından. Ve bu kitapta Galatasaray'ın kuruluş aşamasına dair muhteşem hikayeler vardı. Geçen kütüphaneye bir şey için bakarken bunu gördüm. Tanıtayım dedim çünkü. Çok böyle ince de bir kitap olduğu için aralarda kalmış.
aklımdayken getireyim dedim. İyi yapmışım baba. Muhteşem hikayeler. Yani papazın çayırından tutun da işte Gran neydi Galatasaray'ın işte büyük avlu. Hı hı. Grand Court. Büyük avludaki maçlara. İşte Ali Samiye'nin Galatasaray kuruşunu kuruş fikrinden, ortaya fikrin ortaya çıkmasından yapılan toplantılara, ilk maça, ilk forma dikimine kadar birçok şey anlatılıyor ve sadece futbol da değil, rugby'den krikete kadar her şey var. Hmm. Çok iyi bir kitap. Galatasaraylar zaten okusun. Bence diğer takımı destekleyen insanlar da, diğer takımları tutan arkadaşlar da okusun. Çok beğendim bir kitap. Tavsiye ederiz. O zaman ben bugünlük sorularımı bitirdiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Size de teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.